Herkese selamlar. Bugün Amerika'ya turist vizesiyle gelmiş olan kişilerin öğrenci statü değişikliğini nasıl yaptıklarıyla alakalı kısa bilgiler vermek istiyorum. Bu durum kişinin daha önce konsolosluktan turist vizesi alması, daha sonra Amerika'ya turist vizesiyle ve turist niyetiyle girdikten sonra Amerika içinde niyetini değiştirerek F1 yani öğrenci statüsü, F1 dediğimiz öğrenci statüsüne başvurması işlemini içeriyor. Son zamanlarda bu konu ile alakalı çok fazla soru geliyor. Aynı zamanda göçmenlik bürosunun dosyaları incelerken geçirdiği olağanüstü süreler ve dosyalara geç bakılması durumu B2 statüsünden F1 öğrenci statüsüne geçişi ciddi manada etkiliyor. Ekstra işlemler gerektiriyor. Dolayısıyla bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda karşılaştığımız çok sayıda B2'den F1 statüsüne geçerken statüsü reddedilen, bu nedenle statüsünü kaybeden insanlar, başvuru sahipleri var. Onlar bize ulaşıyorlar, bu konuyla ilgili bilgi soruyorlar. Bu konuları baştan anlatalım ki başvuru sahipleri bu duruma düşmesin, statülerini kaybetmesin diye. Bu nedenle bu konuyu anlatmanın, bu durumdan bahsetmenin önemli olduğunu düşündüm. Öncelikli olarak bu konu nasıl ortaya çıkıyor? Mesela bir kişi önce konsolosluktan B2 vizesi alıyor. Sonra Amerika'ya bir gezi için, seyahat için geliyor. Daha sonra Amerika içindeyken bazen dil okullarıyla, bazen master programlarıyla, sertifika programlarıyla ilgileniyor. Ve bunlardan birine başlamak istiyor. Amerika içinde okula başlamak isteyen kişinin iki tane opsiyonu var. Ya Amerika dışına çıkacak, konsoloslukta F1 yani F1 vize müracaatı yapacak. Bunu da okuldan almış olduğu I-20 yani I-20 dediğimiz davetiye belgesiyle birlikte yapacak. Peki bu nasıl oluyor? Okul sizden o okula niye gitmek istediğinizi soruyor. Bazı finansal bilgiler gösteriyorsunuz okulun ücretini karşılayabileceğinize dair. Okul da bunun üzerine size uygun görürse şartları davetiye belgesi veriyor. Bu davetiye belgesiyle Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğundan F1 yani F1 öğrenci vizesi başvurusu yapabileceğiniz gibi aynı zamanda Amerika içinde B2'den F1'a statü değişikliği başvurusu da yapabilirsiniz. Peki bu ikisinin arasındaki fark nedir? Konsolosluktan F1 vizesi müracaatı yaparsanız F1 vizesi alırsınız. Pasaporta F1 vizesi vurulur ve bu F1 vizesiyle vize geçerli olduğu süre boyunca Amerika'ya giriş ve çıkış yapabilirsiniz. Peki Amerika için de yaparsanız ne olur? Amerika için de yaparsanız F1 statü değişikliği başvurusu yaptığınız için göçmenlik bürosu bu dosyayı kabul ettiğinde pasaporta vize vurulmaz. Sadece Amerika içinde F1 statüsü sahibi olduğunuzu gösteren F1 statü kağıdı yani yeni bir I-94 formu ve kabul kağıdı gönderir göçmenlik bürosu. Sadece Amerika içindeyken F1 statüsüne sahip olursunuz. Amerika'yı terk ettiğinizde bu F1 statüsüne sahip olmazsınız artık. Statünüzü terk etmiş olursunuz. Peki diyelim ki Amerika içinde F1 statü değişikliği başvurusu yapmaya karar verdiniz. Bununla ilgili bilmeniz gereken şeyler neler? Birincisi göçmenlik bürosu F1 statü değişikliği başvurunuzu kabul edene kadar okula gidemiyorsunuz. Göçmenlik bürosu neden böyle bir kural geliştirdi? Çünkü turist vizesiyle Amerika'ya gelip F1 statü değişikliği başvurusu yapıp okula gitmeyi kolaylaştırmanın önüne geçmek için. Dolayısıyla B2'den F1 statü değişikliği başvurusu yapan kişiler F1 statü değişiklikleri kabul edilene kadar okula gidemezler. Bu birinci önemli kural. İkinci önemli kural, Trump hükümetinin değiştirilmiş olduğu bir kural ile F1 statü değişikliği başvurusu yapan kişilerin aynı zamanda 6'şar aylık B2 uzatmaları göçmenlik bürosuna göndererek statülerini koruma gerekliliği. Eski günleri hatırlayanlar, eskiden bu başvuru yapmış olanlar bilirler. Turist statüsüyle Amerika'ya gelmiş olanlar statüleri bitmeden önce göçmenlik bürosuna F1 yani öğrenci statü değişikliği başvurusunu vererek göçmenlik bürosunun başvuruya bakması anına kadar yani bütün o geçen süre içinde, işlem süresi içinde Amerika'da yasal kabul ediliyorlardı. Trump hükümetinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu değişiklikle B2'den F1 statüsüne geçen kişilerin bu işlem süresi boyunca aynı zamanda B2 statülerini muhafaza etmesi gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Göçmenlik bürosunun B2'den F1 statüsüne geçiş işlemine bakma süresi çok uzun. Bugünlerde bu başvurular kesinlikle 6 ayın altında sonuçlanmıyor. Bazı başvurular 1 sene, bazı başvurular 1 seneden fazla sürebiliyor. Dolayısıyla göçmenlik bürosu diyor ki, siz B2'den F1 statü değişikliği başvurusu yaptıysanız bu başvuru yapmakla yetinemezsiniz. Aynı zamanda B2 statünüzü 6'şar aylık periyotlar halinde uzatmanız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Göçmenlik bürosuna 6 aylık süreniz bitmeden önce yeni bir uzatma başvurusu göndererek ve bunu her 6 aylık dönem için tekrar ederek oluyor.
Ne zamana kadar bunu yapmanız lazım? F1 statü değişikliği başvurunuz göçmenlik bürosu tarafından onaylanana kadar. Peki genellikle ne tip sorunlarla karşılaşıyoruz? Karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi kişinin F1 statü değişikliği başvurusunu yapması ve B2 statü uzatma başvurusunu yapmayı unutması. Bu karşılaşılan konulardan bir tanesi. Karşılaşılan problemlerden ikincisi F1 statü değişikliği başvurusunu yaparken B2 statüsü uzatmasını yapıp fakat göçmenlik bürosu F1 statü değişikliği başvurusuna bakması uzun sürdüğü için ikinci B2 uzatması başvurusunu yapmayı unutması kişinin. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Statü kopmaması gereken bir ip ve sizin oturumunuzun bitiş tarihinden itibaren yeni başvurularla oturumunuz hiç bitmeyecek şekilde bu statü ipini korumanız ve devam ettirmeniz gerekiyor. Eğer araya bir boşluk girerse, İngilizce'de buna gap deniyor. Bir boşluk girerse bu sizin için bir dezavantaj oluşturmuş oluyor. Bunu bir örnekle izah edelim. Mesela kişi 1 Haziran 2021 tarihinde Amerika'ya gelmiş olsun. Eğer her şey yolundaysa 1 Aralık 2021 tarihine kadar oturum vermiş olacaklar. 6 ay. Şimdi kişi Amerika içerisindeyken statüsünü B2'den F1'a değiştirmeye karar verdiyse bu F1 statü değişikliği başvurusunu içeri verdikten sonra 6'şar aylık uzatmalar yapması gerekiyor. Mesela statüsü 1 Aralık 2021'de biten kişinin 1 Aralık 2021'den tekrar 1 Haziran 2022'ye kadar uzatma alması lazım. Hala bir gelişme yoksa o zaman 1 Haziran 2022'den önce 6 aylık bir uzatma daha göndermesi lazım. Böyle bir örnek vermek umarım konunun daha rahat açıklanmasını sağlamıştır. Turist vizesiyle Amerika'ya gelmiş olan kişileri daha sonra Amerika içinde F1 statü değişikliği başvurusu yaparken dikkat etmesi gereken başka bir konu preconceived intent dediğimiz yani önceden gizlenen niyet gibi Türkçe'ye çevrilebilecek konu. Şimdi bu ne demek? Göçmenlik bürosu ve konsolosluk diyor ki eğer siz bizden turist vizesini Amerika'ya gidip daha sonra F1 statü değişikliği başvurusu yapmak için aldıysanız bunu yapmayın. Eğer böyle yaparsanız sizin niyetinizi gizlediğinizi düşünürüz ve ondan sonra dosyalarınız hakkında aleyhe kararlar verebiliriz. Peki nasıl anlıyor bunu göçmenlik bürosu, konsolosluk, sizin niyetinizi önceden gizlediğinizi? Bununla ilgili bir kural var, 90 gün kuralı deniyor buna. Eğer Amerika'ya turist vizesiyle geldikten sonra ilk 90 gün içinde okula başvuru yapmak için, göçmenlik bürosuna başvuru yapmak için harekete geçtiyseniz, göçmenlik bürosuna bir dosya gönderdiyseniz, o zaman bu 90 günlük süre içinde bu hareketleri yaptığınız için sizin aslında turist vizenizi daha sonra öğrenci vizesine başvurmak, öğrenci statüsüne başvurmak için almış olduğunuzu ve kendilerini kandırmış olduğunuzu düşünüyor konsolosluk ve göçmenlik bürosu. Dolayısıyla eğer niyetiniz gerçekten Amerika'ya gelip okul okumaksa konsolosluktan F1 vize müracaatı yapmanız gerekiyor. Bir metot daha var. Eğer hangi okula gideceğinize henüz karar vermediyseniz konsolosluğa ben aslında okul okumak istiyorum ama hangi okula gideceğime karar vermedim. Bunun için pasaportuma lütfen B2 turist vizesi vurun ama prospective student yani potansiyel öğrenci ibaresini de ekleyin. Ben gideyim okul araştırayım. O okulu bulduğumda ya Amerika için de statü değiştiririm ya da buraya gelir tekrar F1 vizesi müracaatı yaparım diye bir metot da var ama bu çok bilinen bir metot değil, çok kullanılan bir metot değil. Dolayısıyla yine tavsiye edilecek olan şey ya konsolosluktan B2 başvurusu yapmak ya da okula gitmek istiyorsanız F1 başvurusu yapmak. Ama gerçekten niyetiniz Amerika'ya turist olarak gelmek idiyse ve buraya geldikten sonra bazı programlarla karşılaştığınız sertifika programı, master programı, dil programı ve burada kalmaya karar verdiyseniz o zaman bu preconceived intent meselesi karşınıza çıkmayabilir. Tabii önemli olan 90 gün kuralına dikkat etmek olacak. Amerika içinde B2 statüsünden F1 statüsüne geçerken karşılaşılan başka bir problem okulların yani I-20 veren okulların üzerine düşen şeyleri bazen yapmayı unutması veya bunları yapmaması. Mesela okulların hazırlamış olduğu başvurularda bazen ikinci B2 uzatmaları, üçüncü B2 uzatmaları unutulabiliyor. Bazen de okullar servis sisteminde yapmaları gereken değişiklikleri yapmayı unutabiliyorlar. Bu tip aksaklıklar durumunda olan başvuru sahibinin dosyası ne oluyor? Okulun yaptığı tek şey özür dileriz bunu yapmayı unutmuşuz kusura bakmayın diyorlar veya bazen herhangi bir hata bile kabul etmiyorlar. Bazen de hata okulda değil başvuru yapan kişilerin kendilerinde oluyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey şu. Eskiden bu başvuruları kendiniz yapabilirdiniz. Belki okulun yardımıyla yapabilirdiniz. Bu mümkündü. Başvurunun kompleks hale gelmesi, arka arkaya çok sayıda başvuru yapılması gerekmesi bu işi çok kompleks bir hale getirdi. Dolayısıyla bu dosyayı kişilerin kendilerinin veyahut da okulların yardım aracılığıyla yapmalarını artık
tavsiye etmiyoruz. Bu başvurular mutlaka konunun uzmanı olan avukatlar tarafından yapılmalı ve onların idaresinde olmalı. Peki F1 statü değişikliği, B2 statü değişikliği reddedilirse ne olur? Statünüzü kaybeder misiniz? Evet, statünüzü kaybedebilirsiniz. Hepsinden önemlisi, bazen bu statü reddileri aynı zamanda pasaporttaki turist vizelerinin otomatik iptali anlamına gelebilir. Dolayısıyla Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Bu tip başvuruların avukatlar aracılığıyla yapılması durumunda başarı oranları çok yüksek. Fakat kişilerin kendi kendilerine yaptığı veyahut da okulların yardımıyla yaptığı başvurularda problem çıkma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla eğer böyle bir düşünceniz varsa, yani Amerika içinde F1 statüsüne geçiş düşünceniz varsa, düşünmeniz gereken iki şey var. Birincisi, gidip konsolosluktan F1 vizesi müracaatı yapabilir miyim? İkincisi, Amerika içinde eğer statü değişikliği başvurusu yapacaksam bunu mutlaka ehil kişilerle yapmam gerekiyor. Kanalı takip edenler biliyorlar. Benim amacım bu videoları yayınlayıp mutlaka bir avukat tutun demek değil. Aslında konu hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Ama bu dosya grubu, yani B2 statüsünden F1 statüsüne geçiş başvurusu, kişilerin kendilerinin yaptığı durumlarda, okulların yardımıyla yaptıkları durumlarda çok ciddi problemler çıkan bir kategori olduğu için bu başvurunun özellikle bir avukat yardımıyla yapılması gerektiğini tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili çok sorulan bir soru daha var. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Peki Amerika içinde statü değiştirenler, F1 statüsüne geçenler, daha sonra Amerika'dan çıktıklarında, ülkelerine gittiklerinde bunu pasaportlarına vurdurma garantisi var mı? Yani konsolosluğa F1 vizesi müracaatı yapmak için gittiniz. Pasaportunuza vize vurdurmanın garantisi var mı? Tabii ki yok. İki sebepten dolayı yok. Birincisi, konsolosluk neden bizden önce B2 alıp sonra gidip Amerika içinde F1 statü değişikliği başvurusu yaptın? Neden önce gelip bizde F1 vizesi müracaatı yapmadın diye sorabilir. Dolayısıyla bu birinci sebep, alamayabilirsiniz. İkinci sebep, unutmayın, F1 vizesi müracaatı yaparken de konsolosluğa yine Türkiye'ye geri dönebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Maddi açıdan bu okulu karşılayabileceğinizi, kendinizi geçindirebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu da vizeyi alamamanız için başka bir sebep olabilir. Bugün kısaca Amerika içinde B2 statüsünde bulunup, daha sonra fikrini değiştirip F1 statü değişikliği başvurusuyla Amerika'da statüsünü F1'a değiştirmek isteyen kişilerin çok karşılaştığı problemlerle alakalı bir bilgilendirme yapmış oldum. En çok karşılaşılan problemler, bunlar nasıl halledilebilir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunları söylemiş oldum. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.